Hocam son olarak seçimlere bir hafta kaldı biliyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında vatandaşlarımıza, bizi dinleyenlere bir nasihatiniz var mı? Neler demek istersiniz? Var tabii. Yani her şey açık ortada aslında. Doğru ve yanlış. Hani böyle bir karanlık yok. Bulutlar çökmemiş. Herkes kendini olduğu gibi göstermiş artık yani. At belli, eşek diyeceğim ama yani at olmayan diyeyim ben yine. At olmayan belli. Her şey ortada. Yani karanlık bir hava yok, puslu bir hava yok. Her şey açıkta. Onun için yani kendi bakıyorum bazıları ya işte bana şu maaş olmadı, bu maaş olmadı. Gerçi şimdi her şeyi de verdiler. Cumhurreis de veriyor durmadan. Evet. Gerçi de. Ama nefsani yol almayın be kardeşim. Nefsani yol almayın. Allah'ın dini için, vatan için. Yani bu vatanı bize ecdadımız bıraktı. Neye bıraktı? Git Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim et diye mi bıraktı yani? Düşün ya, Kemal Kılıçdaroğlu, senin bir tane harika bir araban var. Sana deseler Cumhurreis'ine mi verirsin, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsin? Yani kendi arabandan çık, şey yapsan ortaya çıkacak ya. Her şey ortaya çıkacak yani. O haseble bu vatan bize şanlı ecdadımızdan kaldı. Bunu böyle biri ona kızdık, buna kızdık, şuna kızdık, soğana patatese kızdık diyerek de gidip bizim ecdadımız ki hani giyecek elbise bulamadılar. Çanakkale'de savaş yaparken yiyecek yemek bulamadılar. Bu vatanı savundular. Sen vakti gelmeden ya da birileri propaganda yapmak için soğanları döküp de sana soğanın fiyatını, patatesin fiyatını çoğalttım. Aman bu pahalıdır diyerekten sen de bunun üzerinden biliyorsun yani döküldüğünü bunların. Evet hocam. Vakti gelmeden mahsulü çıkartıyorlar. Uf, bu kadar para. Bir ay geçiyor, vakti geliyor, düşüyor. Herkes bunu biliyor artık yani. Hani her şey ortada. Senin atan koskoca bir günü bir tabak hoşafla geçirmiş, düşmanın karşısında savaş etmiş. Sen bugün her şeyi yiyorsun da biraz pahalıya aldım diye düşmana ver gitsin diyorsan bunun hesabını verirsin yani. Karşı taraf tamamen biz Amerika ne derse onu yapacağız diyen tip. Evet hocam. Açık ve net, hani bu benim söylememe gerek yok. Bu adamlar bunu kendileri itiraf ediyorlar zaten. Her şey ortada. Teröristler diyorlar ki, dağdaki terörist, bunları destekleyin. Daha ne olsun ya? Her şey ortada yani. Bizim bir şey dememize gerek yok ki. Hani AK Parti Cumhur İttifakı, bunun iyi olduğundan anlatmıyorum bak. Şöyle yaptılar, Ayasofya'yı açtılar. Bak doğalgazı bu ay hepiniz gördünüz, ödemedik. Değil mi? Fatura ödemedik bu ay. İşte bir sene boyunca ödemeyeceğiz suyumuzu sıcaklığından ve ay gazımızdan vesaire, değil mi? Evet. Bunun haricinde işte yollarımız, köprülerimiz falan filan, daha da çok yapacakları da var. Muhakkak onu da kabul ediyoruz. Onları koyuyorum kenarıya. Onları hiç dile bile getirmiyorum. Yaptıkları ve yapacaklarını yani. Bu tarafın yapacağım diye vaat ettiği bir şey yok. Bir, yıkacağım diye vaat ettiği çok. Ve ayrıyetten teröristle bir, Amerika ile bir, düşman kimse hepsiyle bir. Hepsiyle bir. Onun için yani diyeceğim o ki, bu vatanı günde bir tas hoşaf içerekten yedi düvele savunan bir ecdanın torunuyuz biz. Şimdi sen kalk propaganda olaraktan, yok soğan yok patates, ki o da yani karnın önden böyle çıkmış, açız açız şeyleri diyerekten kalk da bu vatanı düşmanın tabiri caizse emir erlerine teslim et, iş değil. Emin olun, bakın, şirketi olsa bir insanın, kendi şirketini, kendi arabasını, kendi çiftliğini Kılıçdaroğlu'na mı teslim edersin, Cumhurreis'ine mi teslim edersin diye sorsalar, Kılıçdaroğlu'na oy atanlar Kılıçdaroğlu'na teslim etmezler. Etmezler. Bilirler, mahvedecek çünkü onu. O haseble yani kardeşim, kendi çiftliğini, kendi şirketini, kendi bakkalını teslim etmeyeceğin insana kalkıp bu vatanı teslim ediyorsun. Neden? İşte şundan kızdım, bundan kızdım. Kişisel bir iş değil vatan mevzusu. Kişisel bir iş değil. Bu vatan için evlatlarını verdiği ecdat.
ailesini feda etti, canını feda etti. Sen üç kuruşunu feda edemeyeceksin diye git vatanı Kemal'e ver. İş değil bu. İş değil bu yani. Her şey ortada. Puslu bir hava yok yani. Onun için biz deriz ki Cumhur İttifakı'nı desteklesin insanlar. Ondan sonra da Cumhur İttifakı'ndan da tabii daha büyük, daha güzel, daha harika hizmetler etmesi için istekçi de olsunlar yani. Bizim nasihatimiz bu yönde.